Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı bir atıştırmalık tarifi paylaştım. Hiç şeker kullanmadık bu atıştırmalığımızda. Pekmezle tatlandırdım. Hemen tarifimize geçebiliriz. Tarifimizde bir su bardağı üzüm pekmezi kullanacağız. Pişireceğim tencereye alıyorum. Aynı bardakla 2 su bardağı su kullanacağız. Hemen onu da ilave ediyorum. Hemen ardından 2 yemek kaşığı dolusu nişasta kullanacağız. Nişasta fark etmez. Mısır veya buğday hangisi varsa kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un kullanacağız. Onu da ilave ettim. Biraz da ceviz kullanacağız ama onu birazdan Şimdi bu karışımı iyice çırpalım. Hiç topak kalmasın içerisinde. Pişirmeye geçmeden önce bu işlemi yapalım. Şimdi biraz rengi açık gibi görünüyor ama pişirdikçe koyulaşacak. Bakın gördüğünüz topakların hiç kalmaması lazım. İyice çırpmak gerekiyor. Bakın ben de iyice çırptım. Hiç topak kalmadı. Hemen pişirmeye geçebiliriz. Pişirirken de sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Koyulaşıncaya kadar pişirdim. Tabii ki daha yeterli değil. Ocağımızı kısalım ve biraz daha pişirelim koyulaştıktan sonra. E, dibine tutmasın kısık ateşte sürekli karıştıralım. Şimdi cevizleri ilave edeceğim. Cevizleri de böyle elimle birkaç parçaya böldüm. Biraz küçülttüm. Ceviz çok güzel bir lezzet veriyor. Ee, ceviz yerine fındık, fıstık, badem evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ee, çok lezzetli oluyor. Mutlaka ilave edin. Cevizi ilave ettikten sonra da bir iki dakika daha böyle karıştırarak pişirdim. Bakın rengi ve kıvamı çok güzel oldu. Evet, artık atıştırmalık pişir, pişti. Şimdi ocaktan alacağım. Ben şöyle e, kare borcamın küçüğünü kullandım. E, bir defa ıslatalım su ile. Mutlaka ıslatın kolay çıkması için. Şimdi pekmezli karışımımın kenarlarını bir toparlıyorum. Ve tepsiye dökeceğim. Güzelce yayalım. Şöyle her tarafının eşit olmasına dikkat edin. Çok dümdüz olmasına gerek yok. Zaten üzerine hindistan cevizi ve tozantep fıstığı ile kaplayacağım. Birazdan görürsünüz. Ee, sadece hani her tarafın eşit şekilde yayın. Böyle spatula ile e, yaydım ben. Şimdi böyle düzelttikten sonra biraz dışarıda bekleteceğim. Daha sonra e, dolaba kaldıracağım. En az 2-3 saat buzdolabında bekletelim. İyice soğusun, sertleşsin. Ve pekmezle atıştırmalığımız dinlendi, soğudu. Şöyle tepsinin kenarından elimle çekiştiriyorum. Hava aldırıyorum ki çok kolaylıkla çıksın. Zaten hiç zorlanmadım. Hemen bakın nasıl düştü tepsiden. Şimdi istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben önceden böyle kendimde bir bıçakla iz bıraktım. Küçük küçük kareler yaptım. Bu atıştırmalığı çayın kahvenin yanına yapabilirsiniz. Diyet yapanlar yapabilir. Hiç şeker yok. Çocuklarınız pekmez yemiyorsa yapabilirsiniz ve böylelikle pekmez yemiş olurlar. Ceviz çok sağlıklı bir atıştırmalık. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için hemen videomu beğenip, paylaşıp, yorum yapmayı unutmayın lütfen ve ücretsiz bir şekilde de kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi şöyle kare olacak şekilde kestim. Ben yanıma biraz toz antep fıstığı ve Hindistan cevizi almıştım. Altını ve üzerine bunlara batıracağım. Kenar kısımlarını batırmadım ben. E, i̇sterseniz tabii ki her tarafını da batırabilirsiniz ama böyle cevizi filan rengi kenarından gözüksün istedim. Daha güzel oldu sanki. Bakın gördüğünüz gibi kenarlarını boş bıraktım. Kalınlığı da iyiydi bence. Hani çok ince olmasın. Bundan büyük bir tepsi kullanırsanız çok ince olur. Ve ben bunu dolaba kaldırdım. Dolapta üzerini kapattım. Birkaç gün yedik biz. Hemen Hindistan cevizine de batıracağım. Hindistan cevizli karışım da böyle. Evet sağlıklı atıştırmalığımızı bitirdik arkadaşlar. Görüntüsü böyle. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.